NATO liderleri 2 gün boyunca birçok konuyu masaya yatıracak. Bu önemli görüşmelerin yapıldığı yer başkent Vilnius'taki Expo Center olacak. Expo Center Rusya'dan 200 kilometre, müttefiki Belarus'tan da sadece 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Ormanlık alan içindeki Expo Center çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Rusya ve Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer taraftan Litvanya'nın bu iki bölgeye coğrafi yakınlığı derken koruma önlemleri had safhada, alışılagelenin çok üstünde diyebiliriz. Havaalanından başlıyor önlemler. Vilnius Havaalanı Patriot füzeleriyle korunuyor. Vilnius Havaalanından zirve salonuna kadar 3000 Litvanyalı asker görev yapıyor. İçeride de yoğun güvenlik önlemleri devam ediyor. NATO'nun 16 üye ülkesinin liderlerini, üst düzey yetkililerini NATO'nun yolladığı 1000'in üzerinde asker koruyacak. Askerlerin haricinde ileri hava savunma sistemleri de bölgede alarm durumunda olacak. Almanya, Vilnius'un ve zirvenin yapılacağı Expo Center'ın korunması için 8 ila 12 Patriot hava savunma füze sistemini havalimanına konuşlandırdı. Askeri ekipmanları ek olarak olası kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer saldırılara karşı araçlar da Vilnius'a gönderildi. Bölgede sınır kontrolleri de en üst seviyeye çıkarıldı. Bölgeye İspanya NASAMS hava savunma sistemi konuşlandırırken Fransa da Sezar mobil topçularını gönderdi. Finlandiya, Danimarka ve Fransa Litvanya'da savaş uçaklarıyla güvenliğe katkı sağlarken İngiltere ve Fransa insansız hava aracı savunmalarından sorumlu olacak. Polonya ve Almanya'nın helikopter filosu ve diğer üyelerin yolladığı kimyasal, biyolojik ve radyasyon tehditlerine karşı koymak için ekipman ve uzmanlar da bölgede hazır bulunacak.